Kadir, Hatice Hanım'ın çok değişik bir huyu varmış. Sen seversin böyle şeyleri. Birazdan soralım da anlatsın. Hatice gel, süreni durdurdum. Öldürdü beni, ben patlıcanı patlarım. Şuraya otur, şuraya otur. Senin çok değişik bir huyun varmış. Evet. Temizliğin dışında. Senin altıncı hissin kuvvetliymiş diye duydum. Evet, çok fazla kuvvetli. Aşırı kuvvetli. Evet, insanların beynini okuyordum ben. Başlangıcını anlatayım mı? 15 yaşındaydım. Evet. Böyle yavaş yavaş bir şeyler hissetmeye başladım. Bir gece uyuyorum. Bana diyorlar ki Mayıs'ın sonunda baban vefat edecek, ölecek rüyamda. Rüyanda mı? Evet. Benim okulum, babamın iş yeri, hastane, üçü aynı muhitte. Ya, çok yakınlar birbirlerine. O zaman lise 1'e gidiyorum. Ben okula gidiyormuşum. Okula gittiğimde ondan sonra babamın hastanesine gidiyormuşum. Babamın ölüsünü buluyormuşum. Babam ölüyormuş, aileme haber veriyormuşum rüyamda. Ondan sonra babamın cenaze arabasının gelişi, benim bayılışım. Hatice, akıl sağlığını nasıl gitti, korudu? Gitti. Kimseyle konuşmadım zaten. Ondan sonra gece uyandım. Baba diye bir çığlık attım. Herkes anne diye uyanır ya, ben baba diye çığlık attım. Kalktım. Ne oldu kızım dedi. Babamın prensesiydim ama ben. Hadi giyin, süslen, çay içmeye gidelim. Fıstığım benim. İşte sarı kızım benim diye severdi beni. Baba dedim, sen dedim bir ay sonra öleceksin Mayıs'ta. Kız adamın yüzünden. Evet, babam döndü bana, dedi bismillah, rüyada görülen dedi ölüm ömür uzatır. Sen öyle görmüşsündür yavrum dedi, bak 15 kere ameliyat geçirdim. Kalbim durdu, morglardan çıktım ben dedi. Ölmem, korkma, ben torunlarımı gezdirmeden ölmeyeceğim. Öleceksem o zaman bu gece dedi sarıl bana, yat. Ben ondan sonra bir şarkı dinlemeye başladım. Ne? Kulağıma geliyor, hiç dinlemediğim bir şarkı, Emrah'ın baba şarkısı var ya. Evet. O şarkıyı dinlemeye başladım. Sürekli kulağıma geliyor. Ondan sonra o gece ben erkenden uyudum. Babam son bir hafta kala nefesi daralıyordu. Hep böyle oksijen taktırmaya gidiyordu. Ondan sonra o gece beni uyandırdı. Ben dedi gidiyorum. Baba dedim beni uyandırdın, gelmeyecek misin? Ben dedi bu gece gelmeyecek gibiyim. Ama dedi sabah uğra dedi, hastaneden geç çıkacak gibi hissediyorum kendimi dedi. Uğra dedi, sana hamburgerle kola parası vereyim, uzun zamandır vermedim. O zaman da durumu kötüydü. Ben isteyemiyordum para, evden yemek götürüyordum. Param var dedi, sana bir hamburger kola parası vereyim Uğra dedi. Baba dedim, para önemli değil ama dedim seni görmeye gelirim. Ondan sonra ben böyle baktım hani ama öyle bir ağırlık. Çok kötü, ben kalkamıyorum, hani gözümü zor açıyor. Sabah kalktım, anne dedim, babam gelmedi mi? Dükkana gitmiştir dedi. Annem de mideden hasta. Annemi bekliyoruz ölecek diye bu arada. Kadın ikik böyle cenin pozisyonda yatıyor, midesinde ağrı, yaralar midesinde. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yiyip içemiyor annem. Hep annemin ölümünü bekliyorduk. Annem gidemedi ve kızım dedi dükkana gitmiştir. Gidersin uğrarsın dedi. Bugün dedi öğleden sonra öğle aramız vardı. Bizim dersin boş, gider babanı görürsün dedi. Anne dedi babam öldü, gelmeyecek. Sen dedi rüyanı yaşıyorsun yavrum, ömrünü uzattın dedi. Öyle rüyayla kendi hayatını yönlendirme. Okul servisim geldi. Bindim arabaya. Müzik aynı rüyamdaki. Abi dedim ben rüyamda gördüm, şu an rüyamı yaşıyorum dedim. Çalan şarkı da Göksel'in şarkısı arabada. Dedim bak çalan şarkı da buydu dedim. Şu an sen o gün rüyada gördüğün her şeyi sabahtan yaşamaya başladın. Başladım o gün. Evet. Okula gittim. Servise dedim ki beni dedim dışarıda indirir misin? İndirdi. Sonra arkadaşım karşıladı. Çok yakın bir kız arkadaşım vardı. O karşıladı beni kapıda. Ne oldu dedi. Dedim ben bugün iyi değilim. Benim babam öldü. Nasıl öldü dedi. Dedim ben rüyada gördüm. Şu an rüyamı yaşıyorum. Ver çantanı o zaman dedi. Git bak babana. Ya da dedi öğleden sonra gideriz beraber. Ders boşa gider dedi. Doğan amcayı görürüz öyle gideriz dedi. İşte o şey dedi. Eve dedi. Yok dedim. Bak dedim bu laf da aynı. Sen dedim bunu bana rüyamda söyledin. Ver çantanı bana dedi. Kız ben iyice yıkıldım. Ben koşa koşa gittim. Hastaneye gittim. Hemşire orada acile giriş yaptım. Ve o ismini verdim. Dediler ki öyle bir hastamız yok. Sen neyisin dedi. Kızıyım dedim. Öyle bir hastamız yok dedi bana hemşire. Döndü arkasını. İşte acildeki odadaki bir kız vardı. Ağlayarak çıktı odadan beni görünce. Ben deli... Sonra bir baktım bir yatağın ucunda masanın üzerine babamın kağıtları. Adı soyadı Doğan Fidan yazıyor. Babam buradaymış, niye bana söylemiyorsunuz dedim. Sonra beni hastanenin başhekimi çekti kenara. Gel kızım dedi. Baban yoğun bakımda dedi. Geldi buraya dedi, yoğun bakımı aldık. O zaman göster dedim. Bak dedim ben rüya gördüm, şu an rüyamı yaşıyorum. Benim babam öldü dedim. Yok dedi, ölmedi dedi, sen küçüksün. Ben dedi sana babanı sonra göstereceğim dedi. Hayır dedim ben rüyamı yaşıyorum dedim. Bana rüyamda da göstermediniz. Babam öldü benim dedim. Yoğun bakımda değil dedim. Orada olmuş olsaydı ben dedim kalp ameliyatı olduğunda da girdim dedim. Ondan sonra annemi çağırttırdı. Okula gittim.
Ay, oradan da aramak aklıma gelmiyor. Söylemiyorlar hala. Annem geldi. Annem diyor ki minibüs de geldi. Ha, sürekli durur ya dolmuşlar minibüsler. O minibüs diyor beni aldı. Ta hastaneye kadar taksi gibi hiç durmadan getirdi diyor. Bir insan da gelmiş ta hastaneye kadar minibüs. Ha, hiçbir şey de söylemiyor. Annem odadan girdi konuşmadı. Bana sadece şu işareti yaptı. Hani dedim mamam öldü mü söyle bana. Böyle yaptı. Ondan sonra ben gittim. Aynı orada yine rüyandaki gibi bayıldı. Aynısını yaşadım. Sonra abime söyleyemedik. Abim geldi ben abime söyledim. Abim böyle gömleğini yırttı. Aklını yitirdi. Tanımadı kendisini. Bir iki saat. Ben tabii sakinleştiricilerle durabildim Kadir Bey. Yalnız hep bana derdi ki metanette ol sen çok kuvvetlisin. Abinden de daha kuvvetli bir kızsın derdi. Erkek gibisin sen derdi. Benim yüzümü görünce dedi oradan gülerek çık. Gittim yüzünü gördüm bana gülüyordu. Öptüm. O kulaklarımdan lafı geldi gülerek çıktım. Hiçbir şey yapmadım kimseyle konuşmadım. Sonra o gece babamın eve geldiğini gördüm. Yine rüyanda mı? Yok gerçekten. Oturuyorum böyle koltukta Kadir Bey. Ondan öldü sonra ilk gün, ilk gece. İlk gece ama ben konuşmuyorum. Sadece o Emrah'ın şarkısını dinliyorum gene. Ölü çıktı evden ben şarkı dinliyorum ama hiç kimseyle konuşmadım. O gece şimdi hani koyarlar ya tuzla şeker tabaklara evet, mevlütlerde. Evet. Onu koymuşlar. Annem, yengem, ben oturuyoruz salonda. Ben böyle oturuyorum kenarda. Babamın tekli bir koltuğu vardı böyle. Ona bakıyorum. Hep oraya otururdu. Annem diyor ki yengeme gerçekte. Yenge diyor bu tuzla şekeri koyayım mı? Yengem diyor ki Rukiye bırak orada kalsın. Kimse elememiş. Hani parmakla alırdı ya eskiden evet, kadınlar evet. Mevlütlerde. Kimsenin parmağı yok dedi. Okunmuş şekerle. Tuz orada kalsın bırak sobanın üstünde durursun dedi. Kömür sobalıydı ev. Sonra ben de o arada uyumuşum. Işık yanıyor. Herkes oturuyor. Annemler de oturdukları yerde içleri geçmiş. Rüya görüyorum gene. Babam odaya geliyor. O koltuğuna oturuyor. Benim saçlarımı seviyor. Çok direndim diyor. Kollarımı delik deşik ettiler döndürmek için diyor. Kalbim dayanmadı artık diyor. Çok istedim sana gelmeyi diyor. Bundan sonra dedi seni çok zorlu bir hayat bekliyor dedi. Çok kuvvetli ol dedi. Üstüne dedi yük yüklenecek. Annen dedi sana emanet. Benim sana emanetim annen dedi. Abine etmiyorum sana ediyorum dedi. Sana çok güveniyorum dedi. Dükkanda otoboyacısıydı babam. Yarım arabam var dedi. Gardolapta beyaz ceketimin cebinde para var dedi. Alın onu dedi verin o adama yarım kalmasın dedi arabası dedi. Ortak, ben dedi istemiyorum dükkandan da pay o dükkanda dedi ortağına kalsın, Metin abine kalsın kızım dedi. Ondan sonra bak dedi sakın kendine zarar verme, çok ömrün var yaşamak için senin dedi. Kuvvetli olup annene sarıl dedi. Ondan sonra oku dedi, o tuzdan aldı böyle bir parmak. İkisinden de yedi gitti, tabii ben o anda uyandım. Sonra baktım babamı gördüm teknik koltuğun üstünde, babam burada dedim. Anneme annem dedi ki kızım baban yok artık. Anne dedi babam tuzla şekerden yedi. Şimdi konuştuk biz onu. Sen dedi bilinçaltı yapmış görmüştür. Bak dedi daha yarım saat bile olmadı dedi. Bizim de içimiz geçmiş. Tüylerim dikeldi. Ondan sonra ceketin cebine baktığımda parası oradaydı. Arabanın. Sonra gittim dükkana. Sordum babamın arabası gerçekten yarım kalmış. Parasını almış. Onu geri verdim. Hatice tamamıyla. Çok zor bir şey Hatice. Çok zor Kadir Bey. Hele bir de bu temizlik takıntısıyla o birleşince insan... Ve sen anlatırken benim boğazım düğüm aslında düğüm oldu. Aslında bu hislerle ben suyu elleyince rahatlıyorum. Daraldım. Bunlar beni bastığı zaman hemen gidiyorum bir şeyden suyu yıkıyorum. Suyu mu elleyince? Suyu elleyince su beni onu çok rahatlatıyor. Bugün biz bol bol cam silelim o elin senin sudan hiç çıkmasın. Çok. Dilerseniz artık temizliğe dönelim. Evet ben daraldım. Hatice Hanım siz çok güçlü bir kadınsınız. Evet. Sen de güçlü bir adam ol temizliğe geri dönelim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bir elimizi suya sokalım ben bir su içmek istiyorum. İsterseniz ara verelim. Evet biz bir ara verelim bir su içelim biz bir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.